Başkasının günahını ağlayan adam. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Hüsnü Bayramoğlu abi anlatıyor. Üstad bazen bizi çağırırdı. Hemen odasına giderdik. Bu gidiş bir odadan ötekine gidişti. Buna rağmen sizi ne için çağırdığımı unuttum derdi. Fakat 30 sene önce telif ettiği eserleri aslına bakmadan düzeltirdi. Ankara'da eserlerinin yeni yazıyla basılması sırasında kendisine gönderilen formaları, talebeleri ona okurlardı. Böylece matbaa hatalarına mani olunmak istenirdi. Üstad bir meşguliyetiyle beraber mesela yemek yiyorken dinler ve bir kelime de olsa eksiği fark eder düzelttirirdi. Bazen de bizi ne için çağırdığını unutur. Sebebini de şöyle açıklardı. İmana dair olmadığı için unutuyorum. Bediüzzaman hayatını eserine, eserini de imana vakfetmişti. Eserini kendisinden değil Kur'an'dan bilir. Bu sebeple de dünyada onun kadar kendi eserini okuyan bir başka müellif yoktur. Aynı bahsi yüzlerce defa okurdu. Mütalaa ederek ciddi okurdu. Gazete gibi okumayınız tavsiyesine uyarak okur, saatlerce okurdu. Zübeyir Gündüzalp abi anlatıyor. Bir gün üstad sabah dersini çok uzatmıştı. Tahminen 8-10 saat sürmüştü. Biz çok yorulmuştuk fakat yorulduğumuzu hissettirmemeye çalışıyorduk. Nihayet üstad bize, hepiniz gidebilirsiniz, ben devam edeceğim. Ben dersi kendi nefsime okuyorum dedi. Eserinde de kendine seslenmekten, nefsini hırpalamaktan hoşlanır. Bediüzzaman bile nefsim diyebilmek yüceliğinde durur.